Herkese merhabalar. Bu dersimizde birazcık renklerden bahsetmek istiyorum ve bu renk konusuna sadece kendi bir yani sadece renk konusuna odaklanmak istiyorum. Çünkü renkler önemli bir konu. HTML sayfalarımız, daha doğrusu web sayfalarımız içerisinde bu renkleri çokça kullanıyoruz. Bu renklerin nasıl kullanıldığını anladığımızda bundan sonra renklerle alakalı problemimiz olmayacaktır zaten. Kolay bir konu. Sıkıntısı yok. Gayet anlaşılır bir şekilde, sade bir şekilde sizlere aktaracağım bunu. Şimdi örneğin biz ne demiştik? Burada body etiketimiz var demiştik ve body etiketimiz bizim bu web sayfalarımızın görünen şu taraftaki yani tam olarak şu yüzdeki yani web sayfamızda şurada gözüken her yer body idi. Şimdi ben bu body'nin örneğin arka plan rengini değiştirmek istiyorum. Yani ben burada artık bunu böyle beyaz bir renk değil de arka plan rengini değiştirerek bunu daha farklı renklere büründürmek istiyorum. Gelelim şöyle hemen bir style açarak normalde biz önceden biliyorsunuz ki BG color'ı kullanıyorduk body etiketimizin içerisinde. İsterseniz gelin şöyle bütün etiketler içerisinde bu background color'ı kullanabiliyorduk. Mesela burada red dediğimde, kaydettiğimde görmüş olduğunuz gibi arka plan rengi kırmızı oluyordu. Fakat burada kırmızı çıkıyor. Yani bu HTML 5'te kaldırıldı bu. Yani artık bir HTML 5'te kullanılmadığı için BG color tarzında kullanmamakta fayda var. Hani kullanırsanız bütün tarayıcılarda gözükür, bu sıkıntı olmaz. Fakat birazcık yani bütün yazılımlarda her seferinde yazılımlar ileri seviye taşındığı için günden güne artık bu da kullanılmamaya başlandı. O yüzden biz böyle değil de gidelim yine bunu style içerisinde kullanalım. Style dediğimiz şey CSS kodlarını yazdığımız yer zaten biliyorsunuz. Yani bu da bir etiket kendisi, bu style etiketi. Şöyle burada biraz tamam şu background tire color yazdığımda şöyle iki nokta üst üste koyuyorum. Ve bunun rengini örneğin bu şekilde red diyorum. Tabi şurada background color. Şunu bir silelim bakalım. Önce şey vermemiz lazım tabii ki. Body'nin içerisinde ben rengini değiştirmek istiyorum ya. Body diyorum. Body'nin içerisinde background color'ı koyuyorum. Şuradaki işte bu farklı farklı yerlerde de farklı farklı mana taşıyor. Bunlara zamanla değineceğim ben. Şimdilik bu böyle kalsın. Devam edelim. Ben bunu kaydettiğimde şu dosyamı görmüş olduğunuz gibi artık benim body'min arka plan rengi kırmızı oluyor. Şimdi gelelim bunun arka plan rengini yeşil yapmak isteyelim. Görmüş olduğunuz gibi yeşil oluyor. Onun dışında gelip ben bunu örneğin mavi yapmak istiyorum. Blue dediğimde de artık bu mavi oluyor. Yani bu şekilde biz doğrudan renklerin belli başlı renklerin isimlerini yazıp bu şekilde isimlerini vererek renkleri değiştirebiliyoruz. Tabi isterseniz burada mesela bir paragraf koyarsınız ve bu paragrafın rengini de değiştirebilirsiniz. Örneğin buraya benim rengim budur yazalım. Buraya koyduğumda ben bunu gelip şurada P etiketlerini düzenlediğimde bu P etiketlerinde background color demeyelim de buna doğrudan color diyelim. Mesela tomato olsun, şöyle geldim kaydettiğimde görmüş olduğunuz gibi artık ne yazıyor? Benim rengim budur yazıyor. Yani hem renkleri işte hem arka plan renklerini hem normal renkleri bu şekilde değiştirebiliyoruz. Tabii ki değiştirmenin farklı yolu da var. Mesela doğrudan böyle isim şeklinde değil de şöyle başına şarp işareti koyarak yani şu şekilde bir kare işareti koyarak bunların renklerini belirleyebiliyoruz. Örneğin ben buna 000 dediğimde şöyle kaydettiğimde görmüş olduğunuz gibi arka plan rengi siyah oldu. Ben buna FFF dediğimde de görmüş olduğunuz gibi arka plan rengi beyaz oldu. Bu 00F'leri FFF'leri nereden ulaşacaksınız? Şöyle color hexa desimal yazdığınızda zaten şöyle color hexa desimal yazalım. Şöyle color hexa girelim. Buradan siz bu değerleri vererek şunu birazcık artık büyütelim. Şöyle büyütelim. Mesela örneğin burada renklere bakarak yani renklerin ne olduğuna karar vererek kendiniz bunu değiştirebilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz gibi RGB yazıyor. RGB dediğimiz şey red, green, blue arkadaşlar. Yani almış olduğu mesela nasıl kırmızı, yeşil, mavi boyayı karıştırırsınız böyle pastel şey pastel diyorum şeyle sulu boyayla vesaire farklı renkler ortaya çıkar ya. Aynı bu şekilde de red, green, blue'yu karıştırarak farklı renkler elde edebiliyorsunuz. Buradaki değer 0'dan 256'ya kadar. Yani mesela ben burada şöyle hepsini bu şekilde en son noktaya getirdiğimde hepsi maksimum 255 olabiliyor. Ve hepsini en düşük noktaya getirdiğimde de şöyle getireyim hepsini en düşük noktaya, hatta şöyle direkt 0 yazalım doğrudan. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bunun da en düşük değeri hep 000 oluyor. Yani burada kırmızıdan gelecek rengi ve yeşilden gelecek rengi yani yeşilin tonunu ve mavinin tonunu ayarladığınızda şöyle ortaya görmüş olduğunuz gibi karışımlarından farklı renkler ortaya doğuyor. Örneğin ben bu rengi kullanmak istediğimde ne yapıyorum? Rengimi buldum.
Geldim buradan. Şu RGB'yi isterseniz bunu alırsınız. Şurada şarpla başlayan kısmı alırsınız. Geliyorum şuraya. Buraya yapıştırıyorum bunu. Kaydediyorum. Şöyle gelelim. Görmüş olduğunuz gibi o buradaki renkle aynı renge ulaşmış olduk. İstersem de buradaki RGB'yi alıp, yani Red, Green, Blue değerini alıp şöyle gelip şu şekilde şuraya geliyorum. Şuraya, buraya veriyorum. Tabii şurada bu RGB'nin içerisinde şu şarpı kullanmıyoruz. Şöyle kaydettiğimde görmüş olduğunuz gibi yine aynı rengi elde etmiş oluyorum. Hatta şöyle farklı bir renk koyalım ki daha iyi anlaşılsın. Şuradaki RGB'yi alalım. Gelelim buraya. Tomato'nun, yani şuradaki bizim paragrafımızın rengini değiştirelim. Kaydettiğimde görmüş olduğunuz gibi artık benim yazımın rengi bu olmuş oldu. Yani Red, Green, Blue değerleriyle bu şekilde hem isterseniz şarp işareti kullanarak verirsiniz rengi, isterseniz Red, Green, Blue değerini bulup bu şekilde verirsiniz. Aslında HSL de kullanabiliyorsunuz tabii ki. Şöyle HSL'yi mesela şöyle farklı bir renk bulalım. Şöyle biraz daha yeşil açık olsun. Şu HSL'yi alıp şuradan gelip örneğin şu arka plan rengini HSL olarak verelim. Şöyle kaydettiğimde bu şekilde de HSL kullanarak da verebiliyorsunuz. Ama tabii ki en mantıklısı, yani en mantıklısı değil de ben bunu daha çok kullanıyorum. Red, Green, Blue şeklinde kullanmak bence daha yani hoş oluyor. Ona göre işte kırmızı tonunu artırıyorsunuz ya da yeşil tonunu ya da mavi tonunu kendiniz kafanıza göre artırıp daha kullanışlı yani bence Red, Green, Blue, ama bu tabii ki sizin tercihiniz. Şöyle gelip ben burada mesela şöyle Red, Green, Blue diye değişik bir değer vereyim. Mesela 125 diyelim. 125 diyelim ve 125 diyelim. Şöyle kaydettim ben bunu. Böyle bir renk karşımıza çıktı. Mesela sadece kırmızı olmasını istiyorsam bu ilk değer neydi? Red değeriydi. Yani kırmızı değeriydi. Mesela buradan kendinizin seçmenize de izin veriyor. Mesela bunu şuradan şöyle tıkladığınızda şöyle şuraya tıklamamız gerekiyor. Şöyle üstünde uzun durmamız lazım. Şu Red Glim burayı açalım. Şöyle mesela buraya 0 0 0 yazalım. Mesela şunun üstünde durduğunuzda eğer imleşle bu kırmızı değerini ne kadar vermek istediğinizi soruyor size. Kırmızı değerini verdiniz mesela. Geliyorsunuz yeşilin üstünde duruyorsunuz. Şuradaki işte ayarlarla oynayarak bunu size Visual Studio Code size yardımcı oluyor bu konuda. Görmüş olduğunuz gibi şu an mesela bu değeri verdik. Şöyle kaydettiğimizde renk artık bu oldu. Yani şu RGB'nin üstünde durup siz burada bunun ayarlarını yapabiliyorsunuz. Mesela şöyle bakın, ben buradaki değeri de azaltabiliyorsunuz. Yani şu an siz bu değerle oynarsanız, bunu en üst seviye yaparsanız RGB oluyor bu. RGBA dediğinizde alfa değeri de eklenmiş oluyor. Bu alfa değeri de arkadaşlar saydamlık değeri. Mesela ben şöyle bir arka plan rengini full kırmızı yapayım ilk başta. Sadece RGB'yi kullanarak şuradaki A'yı bir silelim. Tam olarak ne işe yaradığını anlamak için kaydettiğimde görmüş olduğunuz gibi arka plan rengi full kırmızı. Gelelim şuradan da bunun rengini beyaz yapalım. Şöyle geldim mesela. Ben artık bu biraz daha mesela bu arka plan rengi çok keskin bir kırmızılık var ya burada. Bunu mesela artık biraz daha saydam yapmak istiyorum. Ne yapacağım? Bir de bunu alfa değeri ekliyorum. Yani saydamlık değeri. Diyorum ki 0.5 derece, yani 0.5 %50 saydam gözüksün diyorum. Kaydettim. Görmüş olduğunuz gibi saydam bir değer elde etmiş olduk. Bu maksimum 1'e kadar çıkıyor. 1 keskinlik yani. 1 full keskin. %100 keskin veriyorsunuz. 0 dediğinizde zaten her şeyi kaldırdığınız için, şeyden yani rengini tamamen kaldırdığınız için, tabii şunun rengi hala duruyor. Şöyle bunu tıklayalım. Mesela color, yani P etiketinin rengi kırmızı zaten, bu hala duruyor. Ama body'nin arka plan rengini full beyaz yaptık. Çünkü saydamlığından dolayı, yani yok ettik bunu aslında. Sıfır diyerek full saydam olmasını sağladık. Görmüş olduğunuz gibi beyaz olmuş oldu böylece. Şöyle 0.1 dediğinizde bile ufak, yani böyle bir kırmızılık olacak burada. Hatta isterseniz şöyle 0.001 deseniz bile aslında çok ufak bir fark var. Şöyle 0.01 diyelim. Şöyle çok hafif bir arkada kırmızılık var aslında ama şu an göremiyoruz onu. Şöyle biraz da böyle artıra gidersek, yani bu saydamlığın yavaş yavaş arttığını göreceğiz ve en sonunda buna bir verdiğimizde çok keskin bir kırmızıyı görmüş oluyoruz. Tabii şunu artık white yapabiliriz. Yani kısacası şuradaki R red arkadaşlar, G green, B blue. İsterseniz onu şöyle yazayım. Red. Tabii şu an kendini tamamlıyor kod. Şöyle red diyelim. Green, blue değeri ve şuradaki E de alfa değeri. Yani saydamlık değeri. Burada baş harflerinden RGBA gelmiş göründüğü üzere. Renkler bu şekilde arkadaşlar. Hani bunun daha farklı şeyleri yok yani. Bu şekilde biz hem arka plan renklerimizi hem
işte metinlerimizin yani tekstlerimizin renklerini bu RGBA'yı ve normal işte şu şekilde de kullanabiliyoruz tabii. Şöyle mesela FFF vermekle aynı şey zaten. İsterseniz FFFF de verirsiniz şu şekilde. Yani hepsi aynı şey. Bunu zamanla oturacak zaten. Eğer aramak istediğiniz renk varsa buradaki Color Hex'i kullanarak ya da internette bir sürü bu renk hesaplama araçları var. Yani rengin böyle değerlerini verip o rengi gösteren araçlar var. Onları kullanarak kendi istediğiniz renkleri bulup programlarınız içerisinde kullanabilirsiniz. Yani web sayfalarınızda kullanabilirsiniz kısacası. Bu şekilde arkadaşlar renkler. Bu derste anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere.